RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarında değişiklik yapılacağı yönündeki söylemlerini sürdürdü. Erdoğan, artık yanlışlıklara tahammülümüz yok diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, il ve ilçe teşkilatlarında değişiklik yapılacağı yönündeki söylemlerini sürdürerek partililere mesajlar verdi. Girdiğimiz her mücadele bir yeniden doğuştur. Şu an bunu yaşıyoruz. Ülkemize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bu yenilenme sürecini hep birlikte yürüteceğiz. İşte bir olağanüstü kongreyle bir süreç başladı. Şimdi sizler mecliste, parti yönetimindeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz genel merkezde, teşkilatlardaki bütün kardeşlerim teşkilatlarda, illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, belediyelerindeki tüm arkadaşlarımız kendi yerlerinde bu çalışmaları hızla ve kararlılıkla gerçekleştirmesi lazım, gerçekleştireceğiz. Ama çok açık net bir şey söylüyorum. Teşkilatlar, belediyeler. Eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir. Ve zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum. Kusura bakmasınlar. Biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsın. Zira artık yanlışlara, hele hele bedeli ödenemeyecek yanlışlara tahammülümüz yok. Çünkü 2019 bir kırılma noktasıdır. Bunu böyle bilesiniz. Ve 2019'da artık işte deniyor ya parlamenter demokrasi. Parlamenter demokrasi de bizim için seçim kazanmak leblebi çekirdekti. Ama biz şimdi hedefi büyük koyduk. Ve bu hedefte %50 artı bir almak durumundasın. Fakat bunu da aldığınız zaman bu ülkeye hizmetin de oranı ve boyutu çok daha büyüyecek. Kardeşlerim, bu sürecin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını tekrar Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Meclis çalışmalarında başarılı bir hafta temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu OHAL uygulaması başta olmak üzere birçok konuda iktidar partisini eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Ülke gündemine ilişkin konularda açıklama yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, OHAL uygulaması başta olmak üzere birçok konuda iktidar partisini eleştirdi. Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'i eleştirdi. Bahçeli, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa inancımızın üç büyük değeridir. Bunlara yapılacak saldırı Müslümanları hedef almış sayılmalıdır ve öyle sayılacaktır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İsrail'i eleştiren Genel Başkan Bahçeli, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa inancımızın üç büyük değeridir. Her biri eşsiz ve paha biçilmez manevi hazinelerdir. Bunların herhangi birisine karşı yapılacak saldırı aslında tüm Müslümanları hedef almış sayılmalıdır ve öyle de sayılacaktır diye konuştu. Ne üzücüdür ki Harem-i Şerif'e karşı İsrail acımasızlığı karşısında insanlık aciz ve suskundur. Özellikle İslam dünyasının tereddütlü, tenakuzla bezenmiş gevşek duruşu son derece düşündürücüdür. Müslümanım diyen hiçbir vicdan sahibinin sessiz kalamayacağı
ilkeliklere eğer bugün cevap verilmezse, eğer bugün göğüs gerilmezse İslam toplumları birlik ve beraberlikten nasıl bahsedecektir? Gaza, petrole, servete iradesini ve istikbalini teslim etmiş, dahası dünyevi çıkarlar uğruna terk etmiş çok sayıda İslam ülkesi, Meclis-i Aksa'nın dramına ne zaman etkili bir çıkış yapacak, ne zaman ilke ve inançlarının safına girecektir? Katar krizini tırmandıran körfez ülkeleri niye ürkektir? Maalesef İslam aleminin dayanışma ve yardımlaşma duygusu hasarlıdır. Herkes birbirinin kuyusunu kazmakta meşguldür. Karşılıklı empati, hassasiyet, hürmet ve ortak değerlere riayet zayıftır. Sudan bahanelerle kriz çıkarma konusunda ustalaşmış malum ülkelerin kutsallarımıza kasteden İsrail şiddetine gözlerini yumması, özellikle üç maymunu oynamaları üzerinde dikkatle durulması gereken bir ayıptır. AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet yapmasına izin vermemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Milletvekili Karakelle yaptığı yazılı açıklamada tüm İslam ülkelerini bu konuda duyarlı olmaya davet etti. AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet yapmasına izin vermemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Milletvekili Karakelle açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra İslam aleminin üçüncü kutsal mekanı ve ilk kıblesi Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği Mescid-i Aksa'da Müslümanlara İsrail zulmü devam ediyor. İsrail hükümeti Filistin'in kalbi olan Kudüs'te devlet terörü estirerek Müslüman kardeşlerimize Mescid-i Aksa'da ibadet yapmaları konusunda tecrit uygulaması asla ve asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa gibi yerler ve ibadethaneler kutsal mekanlardır. İnsanların inançları doğrultusunda kendilerini Allah'la baş başa hissettikleri yerler olarak her türlü saldırıdan, her türlü şiddetten uzak yerlerdir. Bu ibadet yerleri siyasi tarafların çekişme ve mücadele alanı olamaz. Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için giden Müslümanları terörist yerine koyarak metal dedektörlerle aramak istemesi İsrail'in yıllardır yaptığı sindirme politikasından başka bir şey değildir. Mescid-i Aksa'nın şahsında inançlarımıza ve inanç değerlerimize saldıran İsrail'i şiddetle kınıyorum. Ülkemiz insanını ve tüm İslam alemini Filistin'in kalbi konumundaki Kudüs'te yaşananlara sessiz kalmamalarını ve İsrail'in yaptığı insanlık dışı uygulamalarıyla insan haklarını ve inanç hürriyetlerini ayaklar altına almasını bir insanlık suçu olarak addediyorum ve tüm İslam alemini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Sayın seyirciler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Memur Sen'e bağlı sendika temsilcileri Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Ziyarette basın çalışanlarına başarı dileklerinde bulunuldu. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Memur Sen İl Başkanı Nebi Gül ve sendika çalışanları Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Heyet Cemiyet Başkanı Barış Yalçınkaya ve basın çalışanlarıyla görüştü. Ziyarette konuşan Nebi Gül, basının önemini vurgulayarak basın çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu. Gazeteciler günü dolayısıyla sizleri ziyaret ettik. Gazetecilerimizin ne kadar zor şartlarda görev yaptığını biliyoruz. Yazın sıcakta, kışın soğukta, karda, çamurda kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına verdiğimiz mücadeleyi yakinen takip ediyoruz. Bundan dolayı da hepinize emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle gününüzü kutluyoruz. Sağlık ve mutlulukla inşallah nice daha güzel günler ve özellikle de haklarınızın tamamının alındığı, sendikacı olarak sizin de haklarınızı savunma adına gazetecilerimizin savunması gereken ne hakkı varsa onlara da mücadelesini vererek güzel günlerde inşallah böyle günleri kutlamaya devam ederiz. Sivas merkezli 9 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 askerden 6'sı tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında üsteğmen ve assubayların bulunduğu 18 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12 asker serbest kalırken 6 kişi tutuklandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki 6 askerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Assubay Üstçavuş Yakup Akdağ, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Assubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bütün şehitlerin ruhlarını hep eyledik vasileyle ya Rabbi. Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Bu sırada şehidin ailesi gözyaşı döktü. Şehidin 6 yaşındaki oğlu Alptuğ da alana getirildi. Şehit Akdağ'ın cenazesi öğle vakti il müftüsü Ahmet Erdem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Baykal ilçesinin Çukurca köyünde dün jandarma karakolundan çıkış yapan güvenlik güçlerinin bulunduğu araca terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Akdağ şehit düşmüş, bir asker ve bir güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Sayın seyirciler, Van'ın tüm yönlerden tanıtımı ve gelişimi için çalışmalar yapılıyor. Van Valiliği tarafından İstanbul'da tanıtım günleri düzenlenecek. Van Valisi Murat Zorluoğlu Başkanlığı'nda Van'ın tanıtımı toplantısı yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı. Vali Murat Zorluoğlu ilin tüm yönleriyle tanıtımı için İstanbul'da Eylül ayında Van Tanıtım Günleri programı düzenleneceğini ifade etti. İstanbul'da Van'ın birçok anlamda tanıtımına katkı yapacağına inandığımız Van Tanıtım Günleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz. Bu manada Van Vakfımız zaten epey bir zamandır çalışıyordu. Şimdi buna yerel unsurlar olarak bizler de valilik, kaymakamlıklar ve belediyeler olarak ve ilgili kurumlarımız olarak katkı yapacağız. Ve bu çalışmalarda aktif bir şekilde rol alacağız. Tabii bu organizasyonun en mükemmel bir şekilde yapılabilmesi için bütün kurumların elini taşın altına sokması gerekiyor ve bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Bu iş hepimizin ortak işidir. Van'ın tanıtımı bütün kurumların ortak meselesidir. Dolayısıyla bu meseleye Van Vakfı'nın işi olarak bakmak yerine kendi işimiz olarak bakacağız ve bugünden itibaren de kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, turizm müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, Ticaret Sanayi Odamız, diğer yerel aktörler inşallah bu işi layıkıyla, ciddiyetle ele alacak ve Eylül ayının başında İstanbul'da Yenikapı'da mıydı başkanım? Yenikapı'da yapacağımız bu güzel organizasyon için herkes elinden gelen gayreti gösterecek. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bingöl'den Tokat'a gitmekte olan Supi Baç yönetimindeki otomobil
Pınarbaşı, Sarkıç ile Karayolu Döllü Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmazken yaralılar ambulansla Sarkıç'la Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ben karşı çiftlikteydim. Burada araba tahla tarak kaza yaptığını gördüm. Şey istikametinden geliyordu. Şarkış istikametinden Sivas istikametine gidiyordu. Dubai'li iş adamları Elazığ'daki yatırım imkanlarını inceledi. İş adamları turizm, sağlık ve eğitim sektöründe yatırım yapmaya hazırlanıyor. Dubai'li iş adamları Elazığ'da bazı temaslarda bulundu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ile çok sayıda girişimci ve iş adamlarının katıldığı toplantıda ilin ekonomik potansiyeli değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Kaldırım, Dubai'li iş adamlarının kentte turizm, sağlık ve eğitim alanlarında yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti. Görevimiz potansiyelini tanıtmak, şehri tanıtmak ve bu yeniden her yatırımcının yanında olmak bütün kesinlikle. Dubai'li iş adamı Muhammed Rahip Hakmi, Elazığ'ın önemli potansiyellere sahip olduğunu belirterek bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaklarını ifade etti. We've been on the hazard lake and the Cayman lake. We believe that the thing is the hazard lake. İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan ve iltica eden Suriyeliler konusunda açıklama yaptı. Müftü Karabayır, Suriyelilere sahip çıkılmasını isteyerek Allah kimseyi vatansız bırakmasın dedi. Kardeşlerim, Allah mazlumların duasını herkese nasip etmez. Mazlumun ahını alanı da iflah etmez. Bugün Suriye'den memleketimize iltica eden kardeşlerimiz varsa Allah o mazlumların, o zulmün altında inleyen kardeşlerimizin dualarını başka milletlere değil de bu aziz millete nasip etmiştir. Dolayısıyla bunun kadrini bilmek ve o bize iltica etmiş olan muhacir kardeşlerimize mazlum olmamak için, zulme uğramamak için, vatansız kalmamak niyetiyle fiili dua olarak onlara sahiplenmemiz gerekir. Çünkü biliriz ki biz Suriye'nin Türkiye'si var. Irak'ın Türkiye'si var. Diğer İslam coğrafyalarının, Türk coğrafyalarının tamamının Türkiye'si var. Ama Türkiye'nin gidecek başka bir yeri yok. Ne Yunanistan'a gidebilir, ne Suriye'ye dönebilir, ne Rusya'ya gidebilir. Bu yıl 6.sı düzenlenen Rize Sütlüce Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde birlik beraberlik mesajları verildi ve yöresel yemekler ikram edilerek horon çekildi. Rize'de Sütlüce Köyü Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce bu yıl 6.sı düzenlenen festival yoğun katılımla gerçekleşti. Festivale Rize Valisi Erdoğan Bektaş, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, FETÖ darbe girişimi ve terör olaylarına değinerek birlik beraberlik mesajları verdi. Bu memleketi bölme operasyonuna en büyük darbeyi vuracak. Düşünün ki ben 50-40 yıldır biliyorum ülkemizde terör meselesi var. Terör meselesinin hedefi nedir? İnsanlar arasındaki ayrışmayı hızlandırmak. Kürt'ü Türk'ü arasında düşmanlık çıkartmak. Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı arasında düşmanlık yaratmak. Alevisi ile Sünnisi arasında problem çıkartmak. İnsanlar arasında ayrışmaya vesile olacak ne varsa onları kaşımak. Terör örgütlerini görüyorsunuz. PKK'sı da öyle, DHKPC'si de öyle, DAEŞ'i de öyle. Hepsinin misyonu tek. Bir araya gelen bu insanların arasına tefrika nasıl sokarız?
Festivalde yöresel yiyecekler ikram edildi ve katılımcılar hep birlikte horon oynadı. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı ilk 6 ayın konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Erzincan'da Ocak-Haziran ayları arasında 830 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı ilk 6 ay konut satışları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8.1 oranında azalarak 97.579 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %7.9 azalarak 45.433 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8.2 azalarak 52.146 oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılı Ocak ve Haziran ayları içerisinde toplanan 830 adet konut satışı gerçekleşti. Evet, Halkın Sesi bölümümüzde bu kez 24 Erzincan Spor'u ele aldık. Yeni teknik heyet ve yeni futbolcularla güçlendirilmiş olan Erzincan Spor sezona iddialı hazırlanıyor. 50. kuruluş yılında şampiyonluk hedefleyen kırmızı siyahlı takım için bakın Erzincan halkı ne düşünüyor? Bakalım Erzincan halkı Erzincan Spor'dan ne kadar haberdar? Erzincan Spor'un durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben bir Erzincanlı olarak yaşım da 70. Hep geliyorum, ne bir stadını görüyorum, ne bir faaliyetini görüyorum, hiçbir şey görmüyorum, üzülüyorum. Onun için Erzincan bütün diğer şehirlerde, vilayetlerde herkes bir el atıyor diyor. Erzincan'ın niye halkı, esnafı niye bu kadar şey kalıyor, ben onu anlamıyorum. Şu anda bu yıl Erzincan Spor'un 50. yıl dönümü biliyorsunuzdur. Ve önemli transferler yapıldı. Bu transferlerden haberiniz var mı, bilginiz var mı? Yok, hiçbir bilgim yok. Erzincan olarak bana, ben İstanbul'dayım ama bir aydır buradayım. Ne bir bilgi şeyi geliyor, ne bir şey geliyor. En azından refah edeyim ben. Oraya bir şey gönderilir. Erzincan Spor'la ilgili bir şey olur ama hiçbir bilgimiz yok. Sadece televizyonda üçüncü takımla falan verdiği zaman adını duyuyoruz, o kadar, başka. Peki bir tavsiyeniz olabilir mi Erzincan Spor için? Erzincanlar, hakiki Erzincanlara sahip çıkması lazım. Ben de dahil, açık söyleyeyim. Bir geniş gelecekler, kitlelere ulaşacaklar. Ulaştıkları zaman herkes yardımcı olacağını tahmin ediyorum. Vallahi ben buradan olmadığım için pek takip edemiyorum da iyi olduğunu duydum. Peki bir takımın daha iyi bir noktaya gelmesi için bir tavsiyeniz olabilir mi? Antrenman. Peki burada vatandaş desteği, yani taraftar desteği sizce ne kadar önemli? Çok önemli, çok. Yani taraftar olmazsa motivasyon olmaz. Yani coşkulu bir taraftar takımı biraz daha canlandırır mı diyorsun? Kesin, orası kesin. Ne kadardır mesela etkisi, böyle yüzdeye vuracak olursanız? %70. Ben iyi gelmişim, sporcu hiç gitmem. Peki futbolu sever misiniz? Futbolu sevmiyorum. İzlemiyor musunuz hiç? Hiç izlemem. Vatandaşı üstüne özü sentez bir görev var, destek vermektir. Yani coşkulu bir... Takım destek aldığı sürece zaten gelişeceğini düşünüyorum. Olur. Takip edemiyoruz. İstanbul'da devamlı biz. Gezinmeye gidiyoruz arada sırada. İstanbul'da da mesela Erzincan Spor bir maçı oldu. Gidebildiniz mi? Oraya gidemedim. Buradaydım. Erzincan'daydım o zaman. O zaman Erzincan'daydım. Evet. Mesela nasıl buluyorsunuz? Erzincan Spor iyi oynuyor mu? İyi oynuyor bence. Bundan önce Tanoğlu vardı herhalde. Hala Tanoğlu devam ediyor. Anagol Tamas sponsorluğunu yine o da yapıyor. Ondan sonra biraz daha iyi. Mesela biz Galatasaray maçına burada gitmiştik. İstanbul'dakine gidemedik. Yani şu an, şu 1-1,5-2 senedir iyi görüyorum. Peki mesela futboldan anlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Nerelere nasıl transferler yapmalı? Yani şimdi bunların biz normal 4 büyük... Bize düşmez diyorsunuz aslında ama. 4 büyük takım transferlerini biz televizyondan takip ediyoruz. Buna o kadar bakamıyoruz. Şimdi diyelim
Elazığ'dan getireceği transfer herhalde yapmıştı oradan bir transfer. Oradan nasıl bir transfer yapmış şimdi çok da şeyine bakamam. Oyuncuları tanıyamıyoruz doğal olarak, evet. O yüzden fazla transfer acaba güzel mi değil mi? Ne kadar iyi olur onun işte oyunu. Peki vatandaşın üzerine düşen görev? Desteklemesi. Yani bütün maçlarına gitmesi, biletlerini alması bu takım içinde, Erzincan içinde çok güzel bir şey olur yani. Yani buradan evet. Erzincan halkına sesleniyoruz. Desteğini bekliyoruz sizin. Erzincan'da bir şeylere bir öne çıksın yani. Çok yani şeyde gerideyiz yani. Erzincan Spor deyip de geçmesin. Yani maçlarsa maçlarına gitsin, takip etsin, destek versin. Bir maç olduğu zaman yani bir Sivas'a baksan o kadar konvoylar oluyor, şey oluyor. Erzincan'da bir maç oluyor. Yani o an bir röportaj yapsanız kimse bilmez bugün maç mı var diye. Sadece şuradan stadın sesini duyar gelir. O yüzden yani sesleniyoruz Erzincan halkına. Biraz daha destek, destek verelim. Var mı? Daha destek verelim. Kampanyalar yok. Yani afişleri yok. Yani tişörtler yok. Bu da eksiğimiz olsun yani. Bak daha yeni duyuyoruz 50. yıl oldu değil mi? Evet. Ben yani kulüp başkanımızdan daha böyle gençliğe yönelik, yani taraftara yönelik reklamlar bekliyoruz yani. Başkanımıza söyleyin. Erzincan Spor destekliyor. Şimdi siz söyleyin. Başkan sizi izleyecek. Tamam başkanıma da söylüyorum yani. Bak yeni öğrendik. Bu bizim ayıbımız. Yüzlerimize tişörtlerle gezmek isteriz. Yani 50. yıl inşallah Erzincan bu sene Şampiyonluk parolasıyla çıkacak biliyorsunuz Erzincan yani. Tabii tabii. Ve çok önemli transferler yaptı. Az önce sizin de söylediğiniz gibi. İyi olur Erzincan için. Erzincan Spor'u seviyoruz. Erzincanlıyız. Vatandaşa gelelim peki. Vatandaşın üzerine düşen görev nedir? Vatandaş yani takip etmeli, statları doldurmalıyız. Takımımıza sahip çıkalım Erzincan olarak. Yani bir tane Erzincan Spor'umuz var. Yani, taraftar desteğinin maçtaki etkisi nedir? Çok büyük yani biz daha önce çok eskiden mesela çok takip ediyorduk. Gidiyorduk da bir ara. İyi yerlere geldi. Bayburt'a deplasmanlara gidiyorduk. Kavgalarımız oldu. Seviyorum Erzincan Spor. Yani, dört büyük takımdan biriyle oynadı. Galatasaray'la oynadı. Galatasaray'da gittik maçlara. Yani taraftar olmaz. Yani desteği en büyük. Yani ne derler? 12. Adam taraftardır yani bu. Taraftar çok büyük bir desteği olması lazım. Olmalı da yani. Bu sene inşallah takip edeceğim. Askerdeydim. Başarılarından haberim var. Başarılarının devamını da dilerim. İnşallah Erzincan'ımız bir üst lige yükselir bu dönem. Peki şu anda çok önemli transferler yaptı ve 50. yıl dönümü bugün. Evet, 50. yıl dönümü var. Bununla ilgili vatandaştan, kulüpten yani Erzincan Spor'dan talebiniz nedir? Kulüpten değil de öncelikle taraftardan, Erzincan'dan, Erzincanlılarımızdan takımımıza sahip çıkmasını beklerim. Bu sene ben de başarısından haberim var, bilgim var. Özellikle ben de bizzat takımıma destek olmak için maçlarına gideceğim. Her türlü maddi manevi desteği vermeye hazırım. Başarılı bir takım. Beğeniyor musunuz? Evet, beğeniyoruz. Favori bir oyuncunuz var mı içinde? Favori bir oyuncumuz yok. Yani takım genel olarak güzel diyorsun ama favori bir oyuncu seçmedim henüz diyorsun yani, öyle mi? Peki taraftar desteği Erzincan Spor için ya da herhangi bir takım için ne kadar önemli? Yüzdeye vurursak. Yani takıma moral veriyor. Arkanda hani birinin... Yüzde kaç etkisi oluyor? Yani taraftarın maç esnasında coşkusu yüzde kaç etkiler maçın gidişatını? Bence %80 etkiler. Çünkü hani ona moral veriyor, destek oluyor, arkasında duruyor. Takımı daha canlı tutuyor değil mi? Sen ne düşünüyorsun peki? Yani taraftar desteği de önemli de o kadar hani fazla kimse vermiyor destek. Erzincan'da? Yani normalde hani o başka iller olarak en yakın Sivas var. Hani onun kendi halkı daha fazla önem veriyor. Böyle laf falan ettirmiyor. Bizim insanlarımız öyle değil yani. Yoksa hani destek önemli. Doğru diyorsunuz. Erzincan Spor şu anda çok önemli transferler yapıyor. Ve aynı zamanda bu yıl Erzincan Spor'un kaçıncı yıl dönümü? Bilmiyorum. 50. yıl dönümü. 50. yıl dönümü olması dolayısıyla bunun da verdiği bir güvenle şampiyonluk için çıkacak sahaya. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani başarılı olmuş. En başta hani başladığında kimse bilmiyordu bile takımı. Yani iyi bir gelişme kaydetmiş. 50. yılında bir dileğiniz var mı? 50. yılında şampiyonluk. Gayret edilirse tabii ki başarılı olmasını arzu ederim yani. Memleketimizin sporunu arzu ederim yani. O da onların gayretli çalışmalarına bağlı. Yani. Erzincan Spor iyi ama taraftarları bu konuda yeterli değil mi? Yeterli değil, aynen. Yani mesela Zezzele diye bir grubu var. İyi, güzel. Destekleyenler de var ama diyelim bir maç falan olduğunda daha çok desteklenmesi lazım.
Siz gidiyor musunuz bütün maçlarına Erzincanspor? Bütün olmadığında, bütün olmasa da boş olduğumda giderim mutlaka. Ya kaç maçına gittiniz şimdiye kadar? Yani toplamda ortalama 5-6 maçına gitmişimdir mesela. 6 maçına gittiniz. Peki nasıl oynuyor Erzincanspor? İlk gittiğiniz maçtan son gittiğiniz maça değerlendirirseniz yükselişte mi, düşüşte mi? Çünkü 50. yılında Erzincanspor bu yıl ve bununla ilgili çok önemli transferler yaptı ve şampiyonluk parolasıyla çıkacak tekrar sahaya. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu son yıla baktığımıza göre bayağı bir gelişme kat ettiğini düşünüyorum. Çünkü hani Süper Toto'nun en iyi takımlarından olan Galatasaray geldi. Onunla maç yaptı. Yani bu Erzincanspor için büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum ben. Ya Antalya Spor'la da bir maç yapmıştı. Çok, o da güçlü bir takımdı. Vardı. Ve bu maçlarda gayet iyi bir performans sergiledi bu takım. Evet, o konuda destekliyorum. İyi maçtı. Ben istiyorum ki Erzincanspor iyi yerlere gelsin, iyi güzel başarılar göstersin. Ama bu sene pek fazla iyi gitmiyor. Pek gitmedim de, fazla gitmiyorum da. Burada da fazla kalmıyorum. Batı'ya gidip geliyorum da öğrendiğim kadarıyla bu sene bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Erzincanspor bu yıl 50. yıl dönümünde ve bu yılın şerefine şampiyonluk parolasıyla çıkacak sahaya ve çok önemli transferler yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İnşallah öyle olur da malumatım yok o konuda, yani transferler konusunda gelecek. Keşke öyle olmuş olsa, dediğiniz gibi olmuş olsa ben de katılayım aynısını. Çok iyi olur. Erzincan için çok önemli aslında, olması gerekiyor. Bir ara çok iyiydi. Geçen sene Veksel'in çok güzeldi bir ara. Çok iyi gidiyordu. Sonra başaramadı. Yönetimle alakası mı, futbolcuların diyalogla mı? Taraftarın etkisi nedir? Taraftar iyidir etki. Taraftar Erzincan'ı, taraftar destekliyor Erzincan her zaman. Her yere gidiyor yani. Peki bir maçta taraftarın desteği maçı kaç oranında etkiler? Ya en azından %30-%40 etkiler. Ya taraftar çok önemlidir ya. Ya futbolcular destekler. Ya maçın seyrini değiştirebilir mi taraf? Değiştirebilir çok. Ya şimdi seyirsiz bir futbolcu sahaya çıktığı zaman ayrı bir performans gösterir. Bir seyircine mesela 10 bin, 15 bin kişinin 10 bin kişi bittiği taraftarı da daha değişik şeylerle başarabilir yani. Peki Erzincanlı'ya taraftar olması konusunda neler söyleyebilirsiniz? Herkes desteklesin yani, kendi memleketin yani çocuklar yani, bu hepimizin ülkemizde, hepimizin yerimizdir yani. Burada yaşayan herkesin Erzincan'ı desteklemesi lazım. A'dan Z'sine kadar gitmesi gerekir. Yardım yapmaları gerekir. Üst seviyeleri tutmaları gerekir bir Erzincan olarak. Ki yapmaları gerekir. Onu yapmaları gerekir. Sevgili seyirciler, WhatsApp ihbar hattımıza görüntülerinizi bekliyoruz. Çevrenizde yaşanan ilginç olayları çekin, gönderin. Bu ekrandan yayınlayalım. RT WhatsApp ihbar hattı 0532 737 13 76. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.